Öncelikle tabii ki tez konumla ilgili sistem sorununda bu şekilde bir sunum yapmak benim için gerçekten çok büyük bir olur. Çünkü eksiklerim, yanlışlarımız senin gelen bir sonucunda benim için sunulacak. Bu açıdan tekrar teşekkür ediyorum. Belki bilmeyen arkadaşlar... Kanketi bir hale gelmesin de. Belki bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Ben doktora tez çalışmalarım kültür ve tabiat farkları bu alanında devam ediyor. Bu alanı seçerken hem çalışma alanında bana çalışırken benim olabileceğimi düşünürken de avukatlık anlamında benim meslek kariyerime olumlu bir etki yapabileceğini düşünerek önermiştim. Sağ olsun hocamız da uygun yoktu. Ve tez başlığımızı yargı kararları ışığında konu alanındaki Yunan rol olarak belirlemiştim. Tabii bu çerçevede çok böyle anladığım gibi genel hususları tekrarlamaktan ziyade benim tespit edebildiğim tartışmalı noktalardaki değerlendirmeleri sizin tespitlerimizi senin değerlendirmenizde sunmak isterim. Tabii ben başlık, koruma başlığı varken ama bundan önce 2011 yılında yapılan kanun değişikliklerine kısa değinmekte yarar olduğunu düşünüyorum hocam. Şimdi bildiğiniz gibi bizim hukukumuzda koruma hukukunun temel kanun, kültür ve tabiat farklılığını koruma kanunu. 2011 yılında yapılan değişiklikler ise aşağı yukarı 100 yıla yakın bir geçmişi olan koruma hukukumuzdaki belki en radikal değişiklikler olarak özetlenebilir. Şimdi 2011 yılında ne yapıldı diye bakacak olursak, 2011 yılında kültür varlıkları ve tabiat varlıkları birbirinden ayrılıyor. Yani 64 mi yapıldı Hasan? Hocam sonra 638 de değişiklik. Tamam. 638 ve 644'te değişiklik yer. Bu yapılan değişiklikle tabiat varlıkları ve doğal sistemlerin sorumluluğu Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bırakılıyor. Tabii bu değişiklik sadece bir idari teşkilatlanma anlamında yapılmış değişiklikten veya işte bir bakanlık alıp yerine verilmekten ibaret değil. Alt başlığa baktığımızda son derece esaslı, tartışmaya açık sonuçların doğduğunu görüyoruz. Mesela bunlardan birisi koruma hukukundaki özel karar alma sürecinin tabiat hakları, doğa standartlarından ortadan kaldırılmış olması. Şimdi bunu biraz açmak gerekirse, bizim hukukumuzda 1950 yılında Anıtlar Kurulu'nun faaliyet gelişmesiyle birlikte koruma sürecindeki kararların özellikle yani güzel bir şey olmasa bile bir özellikle bulunan karar alma sürecinde bağımsız üyeler üzerinde idarenin hiyerarşik bir klasik anlamda hiyerarşik yönetimde olmadığı kurullar tarafından yerine getirdiğini görüyoruz. Yani bugün için kültür varlıkları alanında hala devam ediyor. Orada yine baş aktör, asli aktör, kültür varlıkları koruma kurulları. Ama koruma kurulları nasıl değişir? Yani o da önemli bir şey. Yani daha bağımlı, kültür bakanlığı daha bağımlı hale getiriyor. Nispeten rahatlanma olsa da eskisi kadar özellikle özellik değil. Diğeri ise artık zaten daha özel olmaktan çıkıyor. Tabiat varlıklarında ise şimdi kanun değişikliğiyle birlikte tabiat varlıkları doğa standartlarında aynı bir komisyon kurulması, Çevre Şehircilik Bakanlığı Bünyesi'nde aynı bir komisyon kurulması öngörülmüş. Fakat baktığımızda bu komisyonu Çevre Şehircilik Bakanlığı bir danışma organı niteliğine indirmiş durumda. Bu korumaya ilişkin süreçlerde ya tamamen devletçi bırakılmış ya da çok sınırlı bir etki kullanma imkanına sahip hale getirmiş. Üyelerinin seçim usulü, görevleri, görev süreleri gibi temel hususlarda kanun hiç düzenlenmemiş. Bunlar da doğrudan kanun yeteneği ifade şu şekilde kültür varlıkları koruma kurumuna ilişkin hükümlerin kıyasen Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın almış olduğu itikadı çerçevesinde bu komisyonlarda uygulanabileceği belirtilmiş kanunda. Tabii bunun yaratmış olduğu bir belirsizlik olsa da ben burada Çevre Şehircilik Bakanlığı'na kanunun bu komisyonları pasif hale getirme, bunların statüsünü koruma kurullarına aksine danışma yönteliğini getirme ve bu komisyonun almış olduğu kararların işte bakanlık nezdinde bağlayıcı olmaması gibi değişiklikler yapma yetisi vermediğini düşünüyorum. Yani burada kanun koyucunun amacının bu olmadığını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın
kanunda yapılan değişikliği sanki muhasıralara, tabiat varlıkları tamamen kanun dışına çıkarılmış. 2863'ün kapsamının dışına çıkarılmış gibi yorumladığını ve bunun da hem kanuna aykırı olduğunu hem de koruma devletleri bakımından yanlış olduğunu. Hem kanuna aykırı olduğunu. Hangi kanuna? 2863'teki o düzenlemenin ben o kıyas adıları hükmünün hangi kıyas adıları? Kanunda tabiat varlıkları kurulması, komisyonun kurulması yapılmış, temel hükümler düzenlenmemiş, şu ifade geçiyor. Kültür varlıklarını kültür varlıklarını koruma komisyonun hükümleri kıyasen tabiat varlıklarında uygulanır şeklinde. Şimdi kıyaslama yaptığımız zaman 648'de. Hayır, 2863'te. 648'de gidilen değişiklik yaptı. Orada yapılan değişiklik de tabiat varlıklarının kanunun bir maddesinin başka bir maddesine aykırı olduğunu düşünüyorsun yani. Hayır hocam, geçici maddede şimdi komisyonun kuruluşuna ilişkin kanunda bir hüküm yok. Yani 64'te gidilen değişikliklerde komisyonun üye sayısı, üyelerinin seçim usulü, görevleri gibi temel usulü düzenlenmemiş. Sadece koruma kurullarının, kültür varlıklarının koruma kurullarının hükümlerinin kıyas adımlarına döneceğini belirtiyor. Bu hükmü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uygularken kıyası aynı düzeyde kabul etmiyor. Kendisi kurmuş olduğu komisyonlara görevlendirdiklerde komisyonun yetkisini kurula göre son derece kısıtlıyor. Yani kurulun süreç içindeki belirli bir rolünü kanun kıyas edilmesine rağmen kendisi o şekilde algılamıyor. Tamam. Yani çok özür dilerim. Bir bazı şeylere adım adım gidelim. Yoksa yani bir yanlış ifade diye söylemiyorum ama mesela nerelerde sorun var onları değerlendirmek lazım. Şimdi bu şeyinde eleştirileri yaparken birçoğuna belki bizler de katılabiliriz. Fakat teknik hukuk bakımından değerlendirmek lazım. Yoksa yani kanunun amacından yola çıkarak hukuki nitelendirme yapmak şey olmuyor bazen. Çok doğru olmuyor. Yani anayasanın hangi maddesine aykırı demek lazım. Yani şu var gerçekten de pasifize etmek kurulları. Kurulların bu konudaki yetkisini kendi bakanlık bünyesine ele almak. Dolayısıyla kendini olduğu özelliğini ortadan kaldırmak. Hoca da zaten zamanında regülasyonu bile anlatırken aslında Türkiye'de Fransa'ya özellikle bakarak şey yapıldığında en regülatif kurum kurullar diyordu. Gerçekten de mesela Amerika üzerinde bile değerlendirsen illa düzel kişilik olmasına gerek yok bu bağımsız idare otoritenin. O da kendine özgü bir şey taşıyordu. Ama şimdi yani bu bir kolluk faaliyetiyse veya diyelim ki daha geniş anlamda regülasyonlar varsa, regülasyon faaliyetiyse bunu tabiat varlıkları kısmını oldukça özel kültür ve tabiat varlıkları kurullarından alıp bakanlığın bünyesine sokmak başlı başına bir anayasaya aykırılık mıdır değil midir? O çerçevede. Eğer değilse bu yalnızca yenilik eleştirisi olabilir. Zaten fakat şunu diyemezsin, belki koruyabilir bakan yaptığı şeylerde. Dolayısıyla bu yerindelik tartışmasının dışına taşan bir tartışma olmaz. Ha, bitireyim ondan sonra olur ama şey olarak kanunda komisyonun yetkilerinin belirlenmesi bakımından olması gereken düzenlemelerin olmaması, bunların tamamen idareye bırakılmasının hukuk aykırılığından bahsediyorsak tamam, o zaman tabii niye hukuk aykırı olduğunu anayasal kavramlar çerçevesinde açıklamak lazım. Yani ilke kapsam ve sınırların kanununda belirtilmesi, işte yasa koyucu yerine geçememesi, ucu açık takdir yetkisi vermesi vesaire gibi. Yani buralardan gitmek lazım. Bir de kanuna aykırı dediğim zaman neyin kanuna aykırı olduğunu, hangi idare işlerin kanuna aykırı olduğunu vurgulamak lazım. Belki tezde yapmışsındır, şimdi özetlemeye çalışıyorsun ama anlaşılmak bakımından da öyle. Yani anlaşılabilmesi bakımından belki şu cümleyi okumak lazım kanundaki. Tabiat varlıkları koruma bölge komisyonu teşkil edilir diyor. Sonra yeteri kadar bu komisyonların işlem ve kararları konusunda, işlem ve kararları oluşumu için bir şey söylemiyor. İşlem ve kararları konusunda bu kanunun koruma yüksek kurulu ve koruma bölge kurullarıyla ilgili hükümleri. Ama bakın hükümleri de enteresan bir şey yapmış ama. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı canlı ilke kararları çerçevesinde kıyaslanır bunlar. Yani birebir aynen kıyasla uygulama değil ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından alınacak ilke kararları... Bu madde anayasa aykırı mı? Önce onu çözmek lazım. Ondan sonra diğer meseleyi... Uygulamayı... Bu tartıştığımız üst bakımı.
Başbaşı'nın arası erkek olarak görmüyor. Yani bunu değil, göre görmüyor. Çünkü anayasa kanunun takdiri. Kanun kurucu bunu anayasa Çevre Şehircilik Bakanlığı'na MDK'yı kaldırsan, Enerji Bakanlığı'na versen görebilecek. Anayasa'ya aykırı bağlamında bu anlamda bir tartışma yok. Sadece oradaki, şimdi hüküm dediğiniz gibi, oradaki iki kararları çerçeveste demesi maddeye bir belirsizlik kattı, anlaşılıyor. Ancak burada iki kararlarının, ortada bir iki karar, yani Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu, yani bizim diyebileceğimiz bir iki kararı Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yayınlanmış böyle bir karar yok. Sadece kıyasen kısmına baktığımızda bu kıyası Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın birebir yapmadığını tamamen işlem ve... işte burada ilke kararları çerçevesinde değil de sanki böyle Çevre Şehircilik Bakanlığı kıyas konusunda kendi belirleyeceği sınır takdir yetkisi çerçevesinde kıyasını uygulayabileceği gibi anlam çıkıyor. Yani ben öyle anlıyorum. Yani ben biraz da kanun... yani olması gereken hukuk bakımından siz böyle söylediğinizde hiç tereddütsüz belki destek olunabilir veya katılabiliriz ama buradaki Çevre Şehircilik Bakanlığı'nca alınan ilke kararları çerçevesinde kıyasen uygulanır dediği için birebir kıyasen aynı uygulanır sonucu çıkıyor zaten. Yani o belirsizlikten yola çıkarak biraz kanun bütününü de düzenini alarak yorumlamaya çalıştım. Başka bir şey söyleyeyim. İlke kararı olmadığı için şu idari işlemin, şeyin, bakanlığın hukuka aykırı da denilebilecek idari işlemler var mı? Kanuna aykırıdır dediğin. Tabii yani çünkü onu ilke kararı yok diyorsun, ilke kararı çıkarmadı diyorsun, belirsizlik oluşturdu diyorsun. Doğrudan kıyasın uygulanması gerekir. Evet. Uygulamadı. Çünkü eğer ilke kararı uygulayacaksan ilke kararı önce çıkarıp sonra mümkün olduğu ölçüde kıyası. Doğru. Eğer ilke kararı çıkartmıyorsan doğrudan kıyası da uygulaman lazım. Bu duruma aykırı bir şey var mı? Onlar çok olay aykırı sürebilirsin o zaman. Şöyle... Tabiat Parkı'nın bu süreci tartıştığımızda gerçekten yapım sürecinde de bunu görüyoruz. Kıyas hemen hemen hiç yok. Yani kültür varlıklarının ve doğa standlarıyla diğer standlar arasında kıyasın hiç olmadığını tamamen Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın komisyonların devre dışı bıraktığını veya yetkilerini çok kısıtladığını Yönetmeliklerle hem de genel kanun olarak bu kanunla alışı olmasa da kanunda öngörülmeyen bir takım yetkilerin de yetkilerin komisyon dışında başka bakanlık organlarına yetkilerin aktarıldığını. Neyle aktarıyor bu yetkilere? Yönetmeliklerle bunu aktarıyor. Bir şey olmuş mu? Yerde gitmiş mi? Bu gerekçeyle iptal edilmiş mi? Şu ana kadar benim rastladığım böyle muhtaraçta karar olmadı. Mesela yakında da bunu görüyoruz. Yani çok uzakta kalın. Burada yer var Halit. Dur lütfen. Burada yer var. Senin uzmanlık alanın. Evet. Birazdan bütün senin sana bırakacağız. Fatih Belediyesi ile meseleler böyle. Bu tartışmayı bütün karşılaştırma boyunca, hani kültür hakları, tabiat hakları, bütün karşılaştırmasında bu kıyas hükümlerden yola çıkarak bakanlığın yapmış olduğu sıralamanın yerli olup olmadığını, kanundan yerli olup olmadığını gerçekleştirdi. Mesela... Bence burada temel eleştirecek mesele kıyasen birebir uygulama gerekip gerekmediği sorusu cevapladıktan sonra olması gerekiyor. Aynen yani o yüzden eğer kıyasen birebir... İçeride söylediği şey önemli, hukuka aykırılık söz konusu olacaksa yani ilke kararının mutlaka çıkarılıp çıkarılmamasının zorunluluğu teşkil edip etmediği, evet. Eğer çıkarılmıyorsa da, acaba çıkarılmasa da kıyasal uygulamanın mümkünlük olmayacak ki, o olmayacak. O zaman da doğrudan uygulama gerektiği, yani böyle kurmak lazım şeyi. Kurguyu. Ve ondan sonra eleştiriyi getirip hukuka aykırılıkları tespit etmek gerekiyor. Ve tek tek böyle somut olarak gösterip, bu şeydekine kıyas yapılması suretiyle çıkacak sonuçtan farklı bir hukuki sonuç ortaya çıkmıştır bu yönetmelikle değil. Örneklerle açıklamak gerekir. Yoksa diğer türlü böyle yani afaki terimlerle belirsizlik oluşturmuştur, olmamıştır diyerek değil. Öyle yapmışsın diye söylemiyorum ben hani netleşmedi ama tamamen bu kurgu üzerinden gitmek lazım. Oradan kurgu olarak aldım diyorum şu şekilde.
Şimdi baktığımızda tabii tarih süreçte tüm dünyada koruma kavramı tek yapı, ırt, yani kişi yapı üzerinde başlamış. Daha sonra alan ölçeğini korumanın yerinde renkli olduğu anlayışı ortaya çıkarak sit kavramı oluşmuş. Bu çerçevede sit kararı ilan edilerek belli bir alanın doğrudan koruma rejimine tabi tutulması sonucu ortaya çıkmış. Sit kararıyla birlikte o alanı taşımazlar üzerinde tescil eser olsun veya olmasın bu kapsama dahil edildiğinden bir takım kısıtlamalar, bir takım sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Sit kararının ortaya çıkardığı en temel sonuçlardan biri mevcut imar planlarının, yani genel imar bilimine göre oluşturulmuş imar planlarının sit kararından sonra uygulanma imkanının ortadan kalkmasıdır. Bu karardan sonra, sit kararından sonra koruma olgusunu plana çıkaran özel bir planlamanın yapılması ve bu amaçla işte kanunda koruma amaçlı imar planı olarak trendelen planların hazırlanması öngörülmüştür. Tabii sit kararıyla birlikte koruma amaçlı imar planının hazırlanmasına kadar bir geçiş dönemi, bir ara dönemi olması da zorunlu. Sonuçta koruma amaçlı imar planı için çok boyutlu bir planın bir anda hazırlanması, ortaya konması mümkün değil. Bu ara dönemde geçiş dönemi koruma ve kullanma esaslarının denilen şekilde isimlendiriliyor. Ve adından anlaşılacağı gibi bir süre sınırlamasına tabi. Kanunda 3 yıllık bir süre verilmiş. Ancak zorunlu hallerde bu sürenin uzatılmasının mümkün olduğu belirtiliyor. Fakat uygulamaya baktığımızda ülkemizde sit kararının üzerinden 10 sene, 20 sene geçmiş olmasına rağmen geçiş dönemi yapılaşma koşulları hala devam ediyor. Kurumların işine geliyor çünkü. Oradan koşturuyorlar tamamen kurumun içerisinde. Giderek planları şey bırakıyorlar. Koruma amaçlı imar planı olmadı. Uygulamaya ilgili geçiş dönemi kurallarının uygulamaya devam ettiği fiilen söylendi ama ben bir 2006 tarihli incelemeye bakmıştım, araştırmaya bakmıştım. Orada İstanbul'da İstanbul'da sadece 121'inde koruma amaçlı imar planı mevcut olduğu belirtiyor. Yani büyük bir kısmında Galata'da 25 sene bile yapılmış galiba değil mi? Evet. Geçiş dönemi yaklaşma koşulları devam ediyor. Bu hem kanun koşulu dairesine aykırı bir durum hem de belirsizlik ekibliğe yol açtığı için koruma gerekliliği açısından da sakıncalı bir durum. Ya, özelimiz ne? Ben şöyle bir öneri alacağım diye düşünüyorum. Burada kanunda herhangi bir zorlayıcılık olmadığı için öneriminde ilham kaynağı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7. maddesi. Orada bildiğiniz üzere nazım yaptığını yapıldıktan sonra eğer bir yıl içinde ilçe belediyeleri yapmazsa Büyükşehir onun yerine geçip plan yapabiliyor. Ben burada da oradan ilham alarak şöyle bir öneriyle ilgili düşünüyorum. Eğer süresi içerisinde idareler konu başlığı planını hazırlamıyorlarsa plan yapma yetkisini doğrudan kurullara verilsin. Plan yapar mısın? Doğrudan konu kurullara verilsin plan yapma yetkisi. Evet. Bu şekilde yapmazsa kurullar planları yapsın ki yapmazsa zaten problem aslında o bir yerde. Çünkü kurullar plansız alanlarda daha fazla yetki kullanabilir. Yani kurulama tamamen onların takdir yetkileri çok daha fazla. Evet, yani yoksa belediyeler plan yapmayı yetkililer, yani şey istekliler. Yapıp hatta kurulların onayını sunuyorlar çünkü vatandaşla direkt muhatap olan belediye. Bir de vatandaşla muhatap olan da belediye çünkü. Dolayısıyla da bunu al kurula verdiğin zaman sorun çözülmüş olur mu? Eğer sizin uygulamada yapmış olduğunuz tespit bu yöndeyse o zaman değiştirip bunu eğer kurullar yapmışsa hep belediyeye geçmesi şeklinde. O doğru bir şey oldu. Aslında ben onu da tartışmak istiyorum yani. Aslında doğru olur mu belediye? Yani mesela şöyle düzenlemeler var kanunlarda. Bu yetkisini iki açıdan mesela kullanmazsa onay vermiş sayılır gibi düzenlemeler var ya. Şu konuda karar vermezse onaylamış sayılır gibi. Böyle bir durumda koruma kurulunun işte 2 ay içinde diyelim ki onaylamadı ya da 3 yıl içinde koruma amaçlı imar planı onaylamadığı takdirde bu yetki onaylanmış sayılır gibi bir düzenleme sizce doğru olur mu? Koruma gerekleri açısından gerekli incelemelerin yapılmasına bir sakınca oluşturabilir. Ama eğer 10 sene, 20 sene gibi de kurul artık burada görevini, işlemini yerine getiremiyorsa bu durumda belki o bina, diyelim ki plan çerçevesinde bir uygulama olmadığı için taşınmaz kültür ve tabiat varlığına yönelik bir müdahale yapılaması belki daha onun niteliğinin, yani koruma hastalığının daha dezavantajlı bir sonuç ortaya çıkaracaksa
bunu bir şekilde zorlayıcı bir tedbirin olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ama nasıl bir tedbir? Orada artık kurulun ya onaylanmış sayılması şeklinde bir yaptırım öngörülmesi ya da doğrudan planın koruma rejimine uygun olarak belediyeler tarafından çünkü belediyeler yani uzmanlık esasını feda ediyorsunuz ama bir yerde. Yani onun, ben çok doğru bulmuyorum açıkçası. Bana çok sakıncalı geliyor. Uzmanlık olur. Büyükşehir veya bakanlık aracılığıyla yapılıp yüksek kurulun onayıyla yürürlüğe sokulması gibi bir geçiş, bu tip olağanüstü durumlar. Ama zaten öyle planlar hazırlanıyor. Yani kurulların doğru planları onaylıyorlar, öyle değil mi Hasan Bey? Yani planlar bölge kurulu değil de yüksek kurulu. İşte yüksek kurulu. Yani büyükşehir yüksek belediye yapamadı 3 ay içinde mesela. Belediye evet. Yapamadığında veya mutabakat sağlanmadığında büyükşehir veya bakanlık... Yok, mutabakat sağlanamaması ayrı bir şey. O ayrı bir problem. Bir de hiç yapmaması ayrı bir problem. Yani iki farklı problem var. İşte bunların ikisini de elimine edecek belki. Yani, hakem abilere gitsin gibi bir şey oluyor. İlçe belediyesi de bir sorun varsa büyükşehir inisiyatifi devralsın. Bölge kurullarında bir sorun, birbiriyle didişiyorlarsa da onun yerine de... Evet, yüksek kurul. Yüksek kurul. Gibi belki çözüm için yani ihtilaf uzmanlığı ihtilaf olan planlarda bu dediğin doğru olabilir. Yani eğer mesela kurullar olmadığı şey. Evet, kurullarla idare arasında, belediyeler arasında, yani plan yapıcılar arasında bir ihtilaf oldu dediğiniz doğru olabilir. Diğerinde de sadece büyükşehir. İş yükü sebebiyle yapmıyor. Onaylamıyor. Şimdi şöyle, yani uzmanlık esasını bir tarafa bıraktığından belediyenin yerine büyükşehir belediyesinin yapması mevzuat bakımından şimdi de oluyor. Çünkü bir yıl içinde yapmazsa büyükşehir belediyesi yapıyor. Zaten yani o alanda. Ve büyükşehir belediyesi de o işte aynı kapsamda etkili ama diğerinde yüksek kurul aslında planlarla çok şey yapmıyor. Onun bir ilişkisi yani, yok. Süreç daha da uzayabilir mi acaba o zaman çünkü... Ayrıca yani yüksek kurul yani... Ama 25 yıldan fazla da uzamaz herhalde aslında. 20 yıl, 25 yıl şeyleri var. Acık tecrübeleri var yani. Yüksek kurulun ama öbür türlü yani iş yükü bakımından da yüksek kurul. Hayır, başka bir daire maili olarak çalışmıyor. Tek bir tane yüksek kurul var. Tek bir kurul var yani. Sahada çalışan bir kurul değil. Yani dolayısıyla da planlama yapma konusunda da gelecek uzmanları olacak, sekreteriyesi olacak. Yeni bir yapılanma. Bence sanki kurulların çalışması için kurul üyeleri bakımından zorlayıcı tedbirlerini görmek gerekir. Yani görevi ihmali mesela hemen kurul üyeliğini sona ermesi, kurulun kendinden mesela şeyin feshedilmesi 3 ya da 3 ay içinde bakanlığın yeni kurul oluşturması gibi takım zorlayıcı şeylerle mesela bir karar, olumlu ya da olumsuz bir karar versin. Makul bir süre içerisinde bir karar versin. Karar vermiyorsa bireysel sorumluluk pek olmuyor burada. Yani gelmiyorsa zaten bunun bireysel sorumlulukları var. İşte 3 tane kurul toplantısına katılmayan falan gibi bildiğin kadar otur sorumluluklar zaten var kurul üyeliğine ilişkin. Burada kurulun toplanıp karar almaması okulda ya da hiç gündemini almaması problem olarak. Ya da suni gerekçeli yapıyorsun. Evet. Şu andaki durumda yönetmelik benim hatırladığım kadarıyla kanunla uymuyordu. Yönetmelik çerçevesinde belirli bir süre yapılmadıktan sonra... O tabiat farkında da oluyor böyle. Evet. Mesela tabiat farkı kanunu 3 yıl olmasına rağmen tabiat farkı ile yönetmelik 18 aydan bahsediyor. Normal yerleştirilene aykırı bir hüküm olmakla birlikte aslında belki kanunu da biraz daha... 18'den sonra da zorunlu hallerde uzatılabilir diye bir hüküm var mı? Yoktu. Var mı? Yok. Var galiba hocam. Tam emin değilim. Yok, yatırıyorum. Bakmak lazım. Sonunda ben de emin olamadım. Ama kanunun daha yarısı kadar süre olduğunu hatırlıyorum 18 olarak. O sadece tabiat hakları için söz konusu. Diğer kanunlarında mevcut değil hüküm. Bir de bu zorunlu hallerin yargısal denetimi nasıl olabilir? Zorunlu hallerde uzatılabilir. Diyor ki bir zorunlu hal var. Dolayısıyla 3 yılda yapamadım. İşte 1 yıl daha. Yani o alanın niteliğinden kaynaklanan son... Ben mesela idareye başvursam 3 yıl geçti. Yap diye. İdarede yapmadı. Dava konusu etsem edilebilir mi? Belki birinci aşamada. Hadi açılabilirse de denetiminde oradaki o zorunlu hallerin denetimi nasıl yapılacak? Orada muhtemelen sürülecek zorunlu halin sonuç olması, devletin meşhur olması, sit alanının niteliğinden kaynaklanan incelemenin, araştırmanın 3 yıl içerisinde bitiremediğini gösteren makul bir sebebin olması gerektiği sanıyorum. Yoksa onun dışında
iş yoğunluğu veya başka bir soyut nedenleri sürüyorsa bunu da kabul etmemek ve kurulun orada görevini yerine getirmediğini ileri sürmek daha uygun olabilir düşünüyorum. Yani somut bir gerekçe olup olmadığını, çünkü bazı skandalları hakikaten incelemeyi araştırmanız, çünkü bazı alanlar... Ya mesela şeyler var, arkeolojik sitler var. Mesela para konusunda para bulamıyor, bütçe bulamıyor, arkeolojik kazıyı yaptıramıyor. Dolayısıyla yaptıramadığı için de o planlama süreci ona bağlı olarak çok uzun sürebiliyor. Akamete uğrayabiliyor. Mesela bu bir zorunluluk sebep olarak ortaya çıkabiliyor. Yani 4 farklı sitin bir arada olduğu alanlar var. Olabiliyor, doğru. Onlarda da... Katmanlar halinde olan... Muhakkak kabul edilir belki. Yani bunu kesin bir neticeye bağlamaktan ziyade somut olarak her bir alanda değerlendirmenin yapılmasını... Ama denetlenebilir neticede bu zorunlu olup olmadığına ilişkin kısım. Tabii keyfine ulaşmaması gerekir. Yani burada sadece... Objektif sebeplerin varlığı yapılır, evet. Denetlenecek ister istemez. İdare bir takım teknik gerekçeler ortaya koyduktan sonra. Evet. 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 Şimdi az önceki tartışmayı, yani kıyasen ilişkin tartışmayı belki burada tekrar ileri sürebileceğimiz hususlar var. Şimdi 2867 kanununda geçiş dönemi yapılaşma koşullarının kurma kurulları tarafından belirleneceği belirtilmiş ve burada bu sürece müdahil olan başka bir otorite söz konusu, yani tek dışına kurma kurulları geçiş dönemi yapılaşma koşullarını belirliyor. Herhangi bir doğal standart için herhangi bir farklılık da öngörmemiş. Kanunun zaten hazırlanış aşamasında böyle bir ayrılık öngörmediği için her maddeye farklı bir düzenleme getirilmemiş. Bu hükmün kıyasen doğal standartlarına da uygulanması gerekiyor. Doğal standartlarına da geçiş dönemi yapılaşma koşullarının tek başına komisyon tarafından belirleniyor olması gerekiyor. Ama yönetmeliğe baktığımızda yönetmelikte komisyonla birlikte sürece bakanlığın da müdahil olduğunu görüyoruz. Buradaki bu yönetmelikteki hükmün kanundaki geçiş dönemi yapılaşma koşullarının hazırlanma koşullarına uygun olmadığını, dayanak kavramına bir aykırı teşkil ettiğini düşünüyorum. Orada sürecine aynı şekilde tek başına tabiat bahtarı koruma komisyonunun belirli olması gerektiği kanaatindeyim. Tabii bu tartışma koruma başkanı hakkının hazırlanış usulünde de söz konusu. 17. maddede uzun uzun koruma başkanı haklarından ne şekilde yapılacağı açıklanmış. Yani mesela çok özür dilerim. Yani mesela çevre şeyi çevre bakanlığı farklı komisyon veya çevre bakanlığı ülke kararlarıyla farklı geçiş dönemi yapılaşma koşulları belirleyebilir mi? Hocam ben bu maddeden onu anlayabiliyorum. Yani oradaki kıyasen hükmünün sadece kurumun işlemlerinin bütün kanun çerçevesinde bakanlığın yeniden tamam, komisyon organize edeceğin, tamam, komisyon yani o buradaki ne komisyonu? Koruma komisyonu. Şimdi koruma bölge komisyonu tıpkı kurumlar gibi geçiş dönemi yapılaşma koşulları belirleyebilir mi? Bu belirlemesi gerekir. Siz, tamam, öyle olduğunu varsayalım, o önceki tartışmayı bir tarafa bırakırsak. Peki bir bölge hem sit alanı, yani içinde diyelim ki doğal sit alanı, hem de şey var, kültürel sitler var içinde. Mesela diyelim ki Uludağ'da aynı zamanda kazı yaptılar. Uludağ'da Atlantik döneme ait kalıntılar çıktı. Buradaki planlama nasıl yapılacak? Buna ilişkin bir çözüm var mı? Şey hocam, 2867 kanununda çakışan alanlar, yani karma standartları için hiçbir hükmü öngörülmemiş. Sadece Çevre Şehircilik Bakanlığı Teşkilat Kanunu'nda tabiat parklarını koruma genel müdürlüğünün görevleri sırasında bir hüküm geçiyor. Orada ilgili bakanlıkların görüşü alınarak genel müdürlük belirler şeklinde bir ifade var. Uygulamada da protokol yapılmış her iki bakanlık arasında. O protokole göre bazı durumlarda Çevre Şehircilik Bakanlığı görevli oluyor, bazı durumlarda... Ama kanundan yetki idare işlemle belirliyoruz. Şey, yani. Onu diyorum, kanundan doğan bir yetkili protokole devredemezsin ki yani. Bu tabii ki hem idari kanun ilkesine hem idari kurumda yetkisinin asıl olması şeklindeki ilkeye açık bir aykırı teşkil ediyor. Kaldı ki bu çalışan alanlar için düzenlemenin temel kanun 2863'te mutlaka düzenlenmesi gerekiyor ki herhangi bir tereddüt olmasın, herhangi bir
yetkili temel hususta tartışma çıkmasın. Ama bunu teşkilat kanununda belirsiz bir hükümle de ortaya koydukları için özellikle bu çakışan alanlar, kültür ve tabiat hakları bir arada bulunduğu alanlarda yetki probleminin olduğunu düşünüyorum. Yani yargısal denetim bakımından da çok şey, birisi dava açtığında bu aslında yaptığın işlemi sen yapamazsın. Diğer idare yapar dendiğinde protokole göre mi bakacak? Yetkinin nerede olduğunu bakacak. Kanun böyle yetkiden vazgeçilebilir bir şey değil ki yetki. Evet. Mesela çevre şehircilik bakanlığının çıkardığı yönetmeliği kendi yapmış olduğu idari işlemde Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilidir şeklinde mesela çakışan alanda kamulaştırma etkisi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı diyor. Yani bir bakanlık yaptığı idari işlemde başka bakanlığa yetki veriyor. Bunun tabii ki... Hiç iptal istememiş mi bugüne kadar? Hocam istenmişse de 200 sene sonra iştahatta bizim gözler tutumuz olduğu için yemeyiz şu aşamada. Ya derdesi bir dava vardır. Protokolü iptal etseler Zafer kendi aralarında şifa görüşecekler, bunu sen yap, bunu ben yapayım. Hayır, orada da yani. Sen her zaman... Kanun koyucunun aslında bunu daha başta olması lazım. Bir anlamda boşluklar, ben cezmi şöyle bir çözüm olarak ileri sürmeyi düşündüm. Yani mutlaka bir kanun koyucunun değişiklik yapması, bu yetki boşluğu olması nedir? Bunun için de ben şunu böyle çakışan alanlarda, bir yanda... Karma komisyonlar bir yanda karma komisyon oluşması veya üst kurulların birleştirilmesi. Yani, her iki komisyonda uygulama bakımında bence üst kurulda çok işe karıştırmamak lazım. Çünkü onların çalışma tarzları, oluşumları şey değil. Yani sahada inceleme yapmaya bir işi değil. Evet. Yani, şey hocam, itirazları değerlendirmeyelim. İtiraz ayrı bir şey. Klişen tarzları belki götürme anlamında. Kurulla komisyon arasında çakışan alana bu sırf itiraz meselesi değil. Hazırlama aşaması. Yetki kullanma aşaması. Orada işte yani... İtirazda dediğiniz olabilir yani üst kurula gidebilir, bakanlıklar arasında konuşulacak bir koordinasyon orada bir gibi bir şey olabilir. Şöyle bir şey düşünün, belki çakışan alanlarda doğal sit bakımından, komisyonun diğer sitler bakımından kurulun alacağı kararlar arasında bir çelişki çıkarsa ikisi de kendi alanlarında ama tabii ki uygulanabilir. Yani istersen niye ayrıldık ki? İşte ayrılmasın, ayrılmasın. Yani kuyuya taş atıldı, ondan sonraki süreci mantıklı. Şu anda çakışan alanlarda... Hasan Bey çıkaracak şimdi. Çakışan alanlarda şu anda kimsenin 60'ın kanunda bir hüküm olmamasından kaynaklanan bir yetki problemi mevcut ve bunun ne protokolle ne de bakanlığın kendi idare işlemiyle çözülemeyeceğine, idarenin kanunları uzun olarak bir yasa değişikliğinin yapılması gerektiğini tespitini tezimde göz sürmeyi düşünüyorum hocam. Tabii planlardan bahsediyoruz ama sit kararının doğmuş olduğu bir başka sonucu da belki ileri gelmiş kabul etmekte fayda olabilir. Sit kararı mülkiyet hakkıyla da mülkiyet hakkıyla getirmiş olduğu kısıtlama dosyada yani, gereken bir karar. Sonuçta oradaki taşınmazlar sit kararıyla birlikte mülkiyet hakkı, yani müdür okulasından bildiğimiz kullanma, yararlanma, harcama gibi mülkiyetin vermiş olduğu yetkiler üzerinde ciddi bir kısıtlamalar istiharlıkta söz konusu. Hatta bir derece arkeolojik sit gibi kesin yapılaşma yasağının olduğu durumlarda neredeyse mülkiyet hakkının hiç kullanılmadığı... İdare ittifak olarak kabul ediyorlar değil mi? Bu tür sınırlamalar bence. Aslında Fransız temelli bakış açısıyla bizdeki idare ittifakı kamulaştırma olarak yanlış yapmak lazım. Bu tür bunu öyle değil. Hukukunda da onlardan aynı şey olanlar idare ittifakları. Yani çeşitli idare, bunlar idare ittifak deniyor. Mülkiyet üzerine getirilen bu tür sınırlamalar. Genel mülkiyet sınırlamalar. Necip Bey o konuda aynı fikirde değil. Necip Bey de... Tabii ki bu sınırlandırmalar kabul alanında bu bir sınırlandırmalar. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de vermiş olduğu kararlarda sit kararının bize takip edilmiş 500 bin müdahale olduğu kültür ve tabiat hakları koruması amacının meşru olduğu ve kabul alanında olarak bu sınırlandırmaların yapılabileceğini belirtiyor. Fakat burada bütün bu külfetin mahallekin üzerinde bırakılması, yani orada taşınmaz olan mahallekin üzerinde bırakılması tabii ki hakkaniyet uygun bir durum değil. Nitekim kanunda da bu mülkiyet hakkına getirilen kısıtlamaların kamu üzerine yansıtabilmesi için bir takım alternatif yollar öngörmüş. Kamulaştırma, takas, imar kanatlarım gibi kanunumuzda yer alan... Takas harfi yok ama kaldırıldı takas. Yok şu hocam arkadaşlar, kanunda var herhalde. Kanun, tebliğ. Milliyet Bank tebliğinde kaldırdılar, evet.
Kanunda henüz duruyor. Kanunda birleşik duruyor. Var mı hocam? Edilebilir diyor ama işte o yetki kapsamına çıkıp bir mevkat tebliğinde onu zaten şey yaptı. İmaratın aktarımı da yetkisi mi olduğu için kanunda imaratın aktarımına da bahsediyor ama onun da uygulaması yok. İmar kanununda herhangi bir dayan almadığı için kanunlaştırma takas ama ülkenin zamanında Cevşehir Kanunu yönetmek yayınladı takasa ilişkin. Onun uygulamada kullanılabilmiyor ama 2012'de 2013 olması lazım yönetmek yayınladı ve orada takas koşullarının İdare burasını takas yapmak istese bile bir takım orada da tartışmalar var. Mutlaka kamulaştırma usulünü izleyerek bir takas yapsa. Yoksa efendim söyleyeyim böyle hani bir basit bir tepkilatla gel burayı takas edelim ve dolayısıyla da işte anlaşılmış falan hemen tutanak tutalım diye. Çünkü kamulaştırma kanunundaki usul daha şey bir usul. Belirleyi daha katı buluyorsun. Yönetmelikte belirli dönemlerde ilana çıkacağı, takasını yapacağı bölgede ilana çıkacağı ve bunun üzerine yapılan başvuru çerçevesinde takas işlemlerinin hazine ait taşımazlarının bir komisyon tarafından değerlendirilip uygulamasını ve istekleyeceklerini belirli yönetmelik çıkmalarına açıklaması. Yani kendi özel yönetmelik ama orada da hangi taşımazların takas kapsamında olacağını uzun Halinde, bunların bazı gerekçe olmazsa o bazı hususların kanunda düzenlenmesi gerekmez mi? Takas konusunda kanunda düzenleme detaylı aslında. Daha uzun bir madde. Bunlar aktarın aktarılmasıyla birlikte düzenleniyor bunu. Peki o söylemiş olduğun şartlar kanunda mı? Kanun takası olarak. Kanunda iki ayrı takas standartı. Bunu da söylediğim taşımazları ve de kanunda aynı zamanda belediyelerin kendi taşımazlarıyla da takasını yapabileceği belirtilmiş. Uygulaması herhalde daha da imkansız. Yani bir belediyenin hazine taşımazı olurken kendi taşımazını tutanında takılacağını ben pek ihtimal daha ne görmüyorum. Bu hani 17. maddeye geçmiş olsa da şey için bakıyorum, tamam sen haklısın ama şeye dikkat etmek lazım. Yönetmelikteki düzenlemelere bakıp oradaki özellikle yetkileri değerlendirip aslında kanunla düzenlenmesi gerektiği kanunda sınır kapsamındaki belirlenmesi bir konu, belirlenmesi gereken bir konu yönetmelikle yapılmışsa onu eleştirmek lazım. En azından tartışmak lazım. Aynı madde, iman kanunun da düzenlendiği için biraz madde biraz karışıklı not alıp tekrar değerlendirelim. Bunun da
ileri sürmek istediğim aslında idare sit alanlarındaki getiren kısıtlamalar dolayısıyla kamulaştırma, takas veya imar attırma gibi müşteri kullanmanın hareketsiz kaldığında yani sit alanında 10 yıl, 20 yıl geçtikten sonra hala bu yönde bir adım atılmadığında maliklerin başvurabilecek bu hukuki yöntemin olup olmadığı tartışmasını belki yapmak mümkün bu çerçevede. Burada da benim önemli düşündüğüm husus son dönemdeki bu kamulaştırma sonatma ile ilgili iştahat eşitliklerinden de biraz ilham olarak yani bunu düşünüyorum. Orada bildiğiniz gibi önce erkek tarafından kabul edilen sonra danıştığın da yoluna başladığı iştahatlarla İmarkan'dan da umumi hizmet alanında ayrıldığı halde kamulaştırmayan taşımada fiili bir atma olmasa bile maalesef mülkiyet hakkının ihlal sonucu doğurduğu şekilde artık istikrar kazandığını da söyleyebiliriz. Evet, daha da kabul ediliyor. Tabii ki biraz aynı durum değil. Yani İmarkan'ın hizmet alanında ayrılmakla hizmet alanında birebir aynı durum değil ama sonuç itibariyle baktığımız zaman yine mülkiyet hakkına getirilmiş kısıtlamalar bir benzerlik taşıdığını düşünüyorum. Bu çerçevede eğer idare uzun yıllar hareketsiz kalıyorsa sirk ağabeyin üzerinde buradan geçtiği halde bu kısıtlamaları kaldırma yönelik olarak bütün sirk ağabeyin tabii ki bütün sirk ağabeyinde burada birinci derecede bazı sirk ağabeyinde çünkü malikin kısıtlaması son derece yani yine ülke hakkını kullanabiliyor ama kesin yapılaşma hesabında olduğu sirk ağabeyinde düşünürsek ülke hakkı bir anlamda İstanbul'dan buradaki iştahatların uygulanma ihtimali olabileceğini maliklerin bu tip başvurularda bulunabileceğini düşünüyorum ama Danıştay en son bir karar verdi. Orada standlarındaki taşımasın niteliğine de bulunuyor. O kararda standa kalan taşınmaz ekonomik değeri olmayan, tarımsal amaçlar kullanılmasının mümkün olmadığı, deniz gayet yolda kalan bir taşınmaz olduğunu vurgulayarak aslında burada sıralamak en tanımlı zararlı olmadığı, sıralı olmasa da zaten bu taşınmazın kullanılmasının mümkün olmadığına ilgili de yani siz kararın alınması kendiliğinden ülkeden müdahaleleri sonucunda olmayacak, bunun taşınmazın subjektif temini değerlendirerek bu yönde bir karar vermesi gerektiğini buluyor. Hakikaten bütün standlarının tek bir genelleme yapmak da doğru değil. Özellikle üçüncü derece söz konusu olduğunda orada yine bir takım kısıtlama olmakla birlikte mülkiyet hakkının ciddi anlamda da bir zedemesinin olmadığını söylemek gerekir. Çünkü aksi halde Türkiye'de 81'in tamamında standı ölçülmüş. Çok sayıda sayı olan deli vardı. Çok fazla olduğunu düşünürsek şimdi idarenin hepsini bir anda tüm müddet haklarını karşılayabileceğini de söylemek çok da kullanabilir bir şey değil. Biz de yapacağız şöyle son durumda bu bir gerekçe değil yani. Bunun evet, yani programı vesaire yapılır da yani eşit alanlarında kalan yerlerin karşılık tazminat istenmesi ve istenmemesindeki kütüphane ile birinci bir gerekçe yok. Başka o mali problem o yine şey yapılabilir. Başka kamu yönetimi nazarlar edilebilir. Önemli olan şey o, bir şehircilik adaleti kapsamında düşünmemesi ve her şeyin sit alanı olan yerin işte o bildiğimiz o meşhur içtihat kapsamında gerçekten de idare tarafından kamulaştırılmak zorunda olup olmadığını ortaya koymasın. Şey hocam, hatta ben size de göndermiştim. Şu an Danıştay'ın sitesinde güncel kararlardaki karardan mı bahsediyorsunuz? Evet, en son. Orada sanki ama sit alanına kaynaklı şeyde hukuki el atma olmaz diyordu Danıştay. Ben öyle hatırlıyorum. Orada bir ayrım yapıyor. Sit alanında idare kullanma uygun olmamış. Sit alanın için kanunda takas ve imarkan aktarılmasının söz konusu olduğunu yani kültür varlıkla, tescil esen temin ki kültür varlıkla öndeki idarenin kamulaştırma 15. maddedeki düzenlemenin sadece kültür varlıklarına yönelik olduğunu, standlarında ise takas ve imarkanın aktarılma usulüne döndürüldü. Yani dediğiniz gibi standında eğer karardan sonra uzun yıllar daha hareketsiz kalıyorsa bunun üzerine yapılan başvuru çerçevesinde mülkiyet hakkında önemli sitasıyla
böyle bir dava sorabileceğini ve eğer gerçekten de o taşınmazın istikrar olmasa ekonomik anlamda bir değer taşıdığı tespit edebiliyorsa bu zararın... Peki kamulaştırılmasın ama madem Malik de daha önceden mülkiyeti kazandığı için böyle yerlerde bu sitelerin kurulması da kamu yararı teşkil ettiği için bir tazminat gündeme gelebilir mi? Kusursuz soru bu tazminatın yerinde. Üçüncü derecede sit alanı, ikinci derecede sit alanı. Yanı başındaki adam çünkü istediği gibi tasarrufta bulunuyor. Yani burada tabii ki burada mülkiyet hakkının tamamen kalkmadığı durumlarda daha nispi bir karşılık öngörülmesi söz konusu olabilir. Belki Malik'in mülkiyet hakkı devam ederek sadece o taşınmazın yok etmeme, yani mülkiyet hakkı sadece yok etme kısmının engellendiği durumlarda tamamının kamulaştırılması zaten belki kanun da öngörmediği bir sonuç olacaktır. Malik'in mülkiyet hakkının devam ettirilmesi kurulan evlerine aykırı teşkil etmiyorsa hatta idare belki icat edilere göre Malik fiilen kullandığı durumlarda o taşınmaz daha nitelik şekilde korunacaksa bunun da teşkil edilmesi gerekir. Çünkü hiçbir zaman koruma hakkında amaç taşınmaz kültür hakkının bir müze kent haline döndürülmesi yani hiç kimsenin yaşamadığı, kullanmadığı alanlara getirmesi değil. Bunların teşvik edilmesi gerekir. Yani orada fiilen kullanım imkanı varsa tek kriter bu kullanımın koruma değerlerine aykırı olmaması ve kültür ve tabiat varlıklarının gelecek kuşaklara aktarılmasında engel teşvik etmemiz. Eğer bu nitelikte karşılanıyorsa sadece yetinen kısmi kısıtlama çerçevesinde bunun karşılığı bile çok bir tazminat öngörülecek tarafıydı. Evet. Bu kanunda imar programını almadan düzenleme olduğu için hukuk yaratması gerekiyor ama şeyde 2008-2007 kanununda böyle bir şey yok. Program almayasa takas imkanı getiriyor. Dolayısıyla sanki ikisini aynı kapsamda düşünmemek gerekiyor. Takas imkanı ama uzak başvurması zorunlu bir imkan değil. Hazine istediği zaman hazine satışını ilanı çıkardığı zaman ancak ilan edecek, sen o zaman mesela 20 yıl boyunca hiç satmıyorsan, arasında satışa çıkarmıyorsan... Yani şöyle bir eğilim oluyor yerler tarafından da, her türlü mülkiyet hakkı sınırlandırmasını hukuk el atmaya olarak bakıyorlar ki şu an bir eğilim öyle herhalde. Danıştay da bilinçli şekilde bu kararları peş peşe yayınlamış dolaş dönemde. İşte sanki aksi yönde düşünmeye gidiyor. Bakıldığında biraz karşısın ama şimdi Danıştay onlar biraz artık şey, baskı ilanlarında vesaire yani mülkiyetin tam anlamıyla kısıtlanması durumunda sanki şeye gidiyor, hukukiyel rakamlarının meselesinin söz konusu olabilir. Yani bir yerinde ise bir şekilde davranmak mümkün. Hocam, ahim içten altı esasında var. Ahim'in de bezleyişten dolayı, takas yönetimi devamlısı dolayısıyla ihlal gördüğünüz, sinanyo biz orada da aynı şey. Yani Danıştay'ın kararından da önce zaten ama işte şey, Mekke Hoca'nın dediği gibi takas yönetmeliği var, bir türlü onu uygulamaya sokmuyorsun. Görüntü de var. İşte. Dolayısıyla fiili durum her zaman ortada bir şey değil. Biraz zannederim o nedenle Hasan Bey süre sırrı şeyimiz almış. Çünkü bir saat oldu. Hadi başlayalım.
biraz dağınık kış olduk ama aklıma gelmiş de söylemek istiyorum. Şimdi bir yer sizlerle gösteren bir alan, yani ki arkeolojik stadıysa, üstün niteliğe kesin yaklaşmasa gerektiriyorsa kurma kurulunu değerlendiriyor ve kesin yaklaşma kararı alıyor. Ama doğal sınavlara baktığımızda eğer bir yer doğal sınavlara olan bir yer kesin yapılaşma yasağını gerektiriyorsa burada bakanlar kurulu kararı olması gerektiğini belirtiyor. Yani yönetmelikte bakanlar kurulunun kararının arandığını görüyoruz. Şimdi 2860 kanununda böyle bir şey olmadığı gibi bu bakanlar kurulunun kararının aranmasını sit kararı almasını yapılaşmaya yasağı getirmesine, güçleştirmesi dolayısıyla koruma gereklerine de uygun olmadığını, hem dayanak kanun hakkı olduğunu hem de koruma gereklerine de aykırı taşıdığını düşünüyorum. Yani buradaki o kıyas meselesinin çeşitli belki alt başlarından biri olarak bunu söylemek daha doğru olurdu. Ama arkeolojik sitelerde ya da diğer kültürel sitelerde yapılaşma yasağı için kurul kararı yeterli görülürken burada onun bakanlar kurulu gündemine kadar taşınmasını makul kılabilecek bir argüman açısı ben bulabilmiş değilim. Yani burada biraz bunun adeta böyle bir karar alınmaması yönelik olduğunu düşünüyorum. Hem kanuna aykırı hem de yerindelik bakımından bu hükmün problemli olduğunu belirtmek istiyorum. Ben bugün böyle biraz dağınık olarak sizlere aktarmış olayım. Böyle beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Bazı noktalarda yanlışları da görmüş oldum. Tam tersi, düşündüğümün tam tersi sonuçları da sizlerin katlarıyla öğrenmiş oldum. Bunlar da benim için ciddi anlamda bir de prova oldu. O yüzden gerçekten beni davet ettiğiniz için de test savunması gibi oldu. Dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Vaktinizi aldım. İki sağlık da devam edelim. Müsaade eder misin? Bir de tezleme komitesi de bulunanın şeyi de kullanarak her şeyi yapıyorum. Yani hem arkadaşlar da tez yazıyorlar, siz de bu aynı zamanda bir tezinizin konusu olduğu için de sunum hakikaten böyle bu güncel mevzuata ilişki, güncel problemlere ilişki tespitleriniz bence önemli. Yani problemleri ortaya koymak beklediğiniz şey. Ama burada iki şey, Bayrın hocamızın da tez savunmalarında da söylediği bir şey var. Mesela mevzuat değişikliğinden sonra tezinizden geriye ne kalacak sorusunun hep cevabını aramak lazım. Yani tez yazarken. Dolayısıyla da belki sizin bir takım teorik esaslar belirleyip, ilkeler belirleyip bu ilkelere ve bugünün mevzuatı bakımından tabii ki önce onların ne olduğunu açıkladıktan sonra buna ilişkin bugünkü mevzuat ve uygulama ne kadar tutarlı olduğunu, uyumlu olduğunu bu ülkeler çerçevesinde değerlendirmek o zaman tezinizin kalıcılığı ve şeyin bakımından daha uygun bir şey olabilir. Tabii ben tez planınızı çok hatırlamıyorum, benim de ihmalim olabilir ama bu yani sadece işte buradaki ek dördüncü maddenin son cümlesine yer alan kıyasların uygulama meselesi tabii ki önemli bir mesele uygulama bakımından. Ama diyelim ki bunu fark etti, kanun koyucu değiştirdi. Gitti sürekli olduğu gibi kanunlarda. O zaman o tartışmada sadece bugüne özgü yapılmış bir uygulama tartışmasından ibaret kalıyor. Yani bu dediğim gibi ben çok istifade ettim muhakkak arkadaşlar da. Bugüne ilişkin tartışmaları öğrenmiş olduk. Ama bunun teze yansımasının bu şey, yani şey bakımından, kapsam bakımından olabilir ama yöntem bakımından daha farklı bir yöntem olması gerektiğine ilişkin kanaatimi peşinden sunmuş olayım. Böyle yapmıyorsunuz anlamında söylemiyorum. Yani tezleme komitesinde de olduğum için görevimi de yerine getirmiş olduk dolaylı olarak. Cenk hocamın müsaadesiyle. Hep aklımda olan ve yapmaya çalıştığım ne kadar başarabildiğimi mi? Başaracaksınız inşallah. Ama zaten bu sunumun konusu o değil. Onu da farkında olarak da söyledim. Sadece benim gibi hatırlatma. Biz çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz.